gibi. Nelerden bahsetmişti? E, 2023'ten önce seçim yok. E, adayımız e, Sayın Erdoğan e, olacak dedi. Ahimle ilgili net ifadeler e, kullandı. HDP'nin kapatılması e, konusunda Batasunayı sunayı e, hatırlattı ve masa kurma teklifi e, Sayın Akşener'e e, biz sana masa kur demedik, evine dön dedik dedi. E, dolayısıyla bu çağrı sonrasında da bir baktık ki sosyal medya aracılığıyla Sayın Akşener e, makam aracının içerisinde bir maske takarak genel merkezde işlerimizi bitirdik. Demek ki evine dönmeyi istiyor. Evimize dönüyoruz Hazırlık yapıyor. Dedi. Şimdi yapıyor, şöyle evet. ilk olarak Sayın Bahçeli'nin e, sözlerini yorumlamanızı isteyeceğim. E, Sayın Bahçeli evine dön derken acaba tamamen evine dön, evinde otur, torunlarına birlikte vakit geçirme demek istiyor. Siz ne anlıyorsunuz? Yoksa <laughs> MHP'ye mi dön evine, evden kasıt MHP mi? Bilemiyorum. <laughs> Sayın Genel Başkanımız aslında... Açıklıkla teferruatla her şeyi söyledi. İyi Parti'nin İpin Başkanı bir masadır tutturdu gidiyor. Bir memleket masası kuralım dedi. Olmadı. Mer mer HDP ile CHP ile Saadet'le bunlar masayı zaten çoktan kurmuşlar. Tezgah açmışlar bunlar. Ne tezgahı ne masası? PKK anayasası masası. Taslak metni sızdı. İbrahim Kaboğlu. itiraf etti bunu. Şu işe bakar mısınız? Türklüğü anayasadan çıkaracaklarmış. Atatürk'ü anayasadan çıkaracaklarmış. Türk milleti tanımını anayasadan çıkaracaklarmış. Vatandaşlık tanımını anayasadan çıkaracaklarmış. Ya böyle bir kepazelik, böyle bir rezalet olabilir mi ya? Bunlar Türkiye'ye görevlendirilmiş sömürge valiler mi? Emperyalizmin işbirlikçileri mi bunlar? Ya da ya da zalimlerin kule nöbetçileri mi, sınır bekçileri mi? Kim bunlar? Hı, hı. Müslüman mahallesinde salyangoz satılır mı? Türklüğü siz anayasadan nasıl çıkaracaksınız ya? E bunu söyleyin. Memleket masası, memleket masası. Baktı olmuyor. Yeni bir masa teklifi. Masaya otururuz. İttifak kurmak yerine masaya otururuz ama CHP olacak diyor. Anne kafa karışık. Fikir zaten yok. Hedef yok. Ufuk yok. Sistem ne? yok. Evet. Yok üstüne yok. Olmayan bir şey karşısında Sayın Genel Başkanımız görüyor her şeyi. Yani biz öğreniyoruz kendilerinden. Dön evine bitsin çile dedi. Edden kastı nedir? Genel başkanımız bilir bunu. Elbette yorum yapmak mümkündür. Ama siz yıllardır Sayın Bahçeli ile çalıştığınız için mutlaka bir öngörünüz vardır. Estağfurullah. Ya ev, ev yani insanın evi neresi olur? Evine dön. Yani bu işte dün akşam genel başkanımız açıklamayı yaptıktan sonra pek çok tweet atıldı. Bir eve dönme furyası başladı. Sen dönüyor musun eve? Tweetler atıyorlar, fotoğraflar atıyorlar. Ne güzel. Evlerine dönüyorlar. Ne mutlu onlara. Dönsünler evler. Bir daha da çıkmasınlar. yani e, dolayısıyla e, genel başkanımızın mesajı çok açık, çok anlamlı. Ve bu mesaj okunmalı. Gördüğüm kadarıyla dün akşam işte sosyal medyayı bir nebze takip ettim. Hepsinin niyeti eve dönmek. Bir fırsat arıyorlar. Bir fırsatı bulsalar dönecekler. Dönecekler. Yani yani kirişi kıracaklar. Araziye uyacaklar. Peki. Çünkü bunların hepsi su kaynatmış vaziyette. Kayış kopardılar Handan'ım. Bir virgül koyalım. Reklama <laughs> Peki. gidelim. Sonrasında tekrar sizlerle olacağız.